Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğniyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Modelimiz, bugün anlatacağımız model bu şekilde. Ortası serum halkalarıyla yapılıyor. Ve... Arkadaşlar ilk önce motifler hazırlanıp sonra bu arasıyla beraber yapraklarıyla beraber manteleme işlemine geçiliyor yemenimize. Çok hoş bir model arkadaşlar, çok zarif. Gördüğünüz gibi kalıp gibi de duran bir model. Modelimizin ismini ben çiçek bahçesi olarak koydum arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Serum halkamız en küçük boy serum halka arkadaşlar. Bu şekilde serum halkasının ortasından sık iğne yaparak şu ipimizi arkadaşlar şu şekilde üstünden alıyorum buraya sık iğne yaparak ipimi tığıma tutturdum iki zincir çekiyorum serum halkasının ortasından girdim kapattım İki zincir çektim serum halkasının ortasından girdim kapattım bu şekilde İki zincir halkadan giriyorum ve kapatıyorum. İki zincir halkadan girdim, kapattım. İki zincir çekiyorum. Halkadan giriyorum, kapatıyorum. 5 tane oldu arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum, halkadan giriyorum. 6 oldu. 7 8 2 zincir çekiyorum 9 ve 10 10 tane arkadaşlar 2 zincir çekerek buraya yuvamı hazırladım bir tane zincir çekiyorum ilk yaptığım bu iki zincirli yuvanın içine girip kapatıyorum bu şekilde Buraya 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi çektim. Bir tane bu iki zincirli yuvadan atlayıp arkadaşlar ikinci iki zincirli yuvadan sık iğne ile ipimi tığıma tutturdum. Bu şekilde. Yedi zincir. Bir tane atlayıp arkadaşlar ikinci yuvaya tutturdum. 7 zincir. Bir tane atlıyorum. İkinci yuvadan tutturdum. 3 7 zincir. Bir tane atlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar tam 5 tane yuva yapıyoruz. Tekrar 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. İlk arkadaşlar yaptığım bu sık iğnenin hemen tepesine 5. yuvamı da kapattım. Hepsinin arasında da arkadaşlar birer kişer zincir kirpikler olarak yuvaları tamamladık. Sık iğne ile bu şekilde buraya yuvaya girdim. İki zincir çektim, yuvada kapattım. İki zincir çektim, yuvada kapattım. İki zincir, 3, 4 ve 5. Bu şekilde yuvamızın içini ikişer zincir çekerek 5 tane kirpikle doldurdum. Yandaki yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım. 2 zincir çekiyorum. Kapattım kirpiğimi. 2 zincir çektim. Kapattım kirpiğimi. 3 4 ve 5 Bu şekilde arkadaşlar. ikinci yuvamız da hazır. 3. yuvamıza sık iğne ile geçtim. 1 2 zincir 1 kirpik zincir 2 kirpik 2 zincir 3 kirpik 2 zincir 4 kirpik 2 zincir 5 kirpik yuvanın içine yine 5 tane kirpik 4. yuvaya geçiş yaptım arkadaşlar. 1 2 zincir 1 2 zincir 1 2 zincir 3 1 2 zincir 4 2 zincir 5 Bu şekilde arkadaşlar 5 tane kirpimi yaptım. 5. yuvamın içine sık iğne ile geçtim. 2 zincir kapattım. 2 i̇ki zincir ikinci kirpim. 2 i̇ki zincir üçüncü kirpim. 2 zincir 4. kirpim. 2 zincir 5. kirpi bu şekilde 5 tane kirpiğimi hazırladım sık iğne ile hemen dibine kapattım bir zincir çekiyorum ipimi kopardım papatyam hazır arkadaşlar bu şekilde çok hoş oldu şimdi arkadaşlar bu ipimi arka tarafından şöyle bir tane ilmek alıyorum ve ipimi çektirdim. Yakıyorum. İpimi de arkaya iyice. Bu şekilde ilk önce arkadaşlar papatyalarımızı hazırlıyoruz. Sonra monteleme işlemine geçiyoruz arkadaşlar. İki zincir çekerek ilk önce tığ battılarımızı bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Tığ battılarımızı hazırladıktan sonra Herhangi bir tığ battının içine sık iğne ile giriyorum ve iki zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Hemen tığ battıya girip 2 2 olarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Trabzanımızın tepesine 4 tane zincir 4 zincirimi kapatıyorum. Trabzanımın tepesine kirpik olarak arkadaşlar. 2 zincir çektim ve hemen yandaki tığ battıya kapattım. Bu birinci kirpikli trabzanım arkadaşlar. Aynısından yanına bir tane daha yapıyorum. Bir ve iki zincir. Bir defa doluyorum. Yandaki tığ battıya iki. iki olarak aldım. Tırabzan trabzan yaptım. Tekrar da trabzanın tepesine yine dört tane zincir. Trabzanın arasına girip kapattım kirpik yaptım 1 2 zincir Hemen yandaki tığ battı ya Kapattım 2 tane arkadaşlar bu şekilde Arasuyu yaptım 1 2 zincir Bir defa doluyorum 2 2 olarak aldım 3. Bu trabzanımda arkadaşlar Sadece 2 zincir çekiyorum Buraya çünkü çiçeğimizi monte edeceğiz. Alıyorum elim arkadaşlar yaptığımız bu papatya. Burada ters yüz arkadaşlar. Her yuvanın içine 5 tane iki zincir kirpik çekmiştik. Ortadaki kirpiğin içine sağda 2 solda 2 kalıyor arkadaşlar. Ortadaki kirpiğimizin içine kapatıp sık iğne yapıyoruz yani. 2 zincir de sık iğne ile tutturduktan sonra yapıyoruz ve arkadaşlar şimdi bunu yaptığım bu trabzana sık iğne ile monte ettim bu şekilde arkadaşlar çiçeğimizi tutturduk 2 zincir çektik hemen yandaki tığ battıya kapattık şimdi arkadaşlar araya bir tane bu şekilde şurada gördüğünüz gibi boş bir tane daha yapacağız ara suyu. İki zincirimi çektim. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. İki, iki olarak aldım. Dört zincir. Dört zincirimi bu şekilde trabzanımda kapattım. İki zincir çekiyorum. İki zincirimi hemen yandaki tığ battıya kapattım. Bu şekilde bir tane arkadaşlar çiçeğimizden sonra Ara suyu olarak kirpikli trabzan yaptık. Buraya 10 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. 10 zincirimi çektim. Dönüyorum. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde hemen yanındaki yuvamızın 3. bu şekilde kirpiğine 10 zincirimi kapat. 2 zincir çekiyorum döndüm bir defa doladım zincirin arasına girdim 2 2 alarak bir trabzan yaptım buraya tam 16 tane bu şekilde trabzan yapacağız zincirimizin üzerine 2 çektik 2 tane oldu 2 2 aldık 3 bir defa doladım 2 2 aldım 4 5 6 7 8 bir defa doladım 9 10 11 bir defa doluyorum arkadaşlar zincirin arasından girip 2 2 alıyorum 13 oldu bu şekilde 14 oldu bir defa doluyorum 2 2 alıyorum 15 oldu 16 oldu Çiçeğimizin kenarına da arkadaşlar bu şekilde 16 tane trabzanlı bir yaprak yapmış olduk. Hemen yandaki tığ battımın içine girip bu şekilde kapattım. Buraya da arkadaşlar aynı şekilde iki tane ara suyu yapacağız. İki, bir defa doladım iki zincirimin üzerine iki iki olarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Dört zincir kapatıyorum buraya. Tamamcık yaptım. 2 zincir tığ battığının içine bu şekilde kapattım. 2 zincir çektim, bir defa doladım, yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım bir tırabzan yaptım. 2 3 4 zincir. 4 zincirim arkadaşlar bu şekilde buraya kapattım bir iki zincir iki zincirimi tığ battıma kapatıyorum bu şekilde yine arkadaşlar düğüm geldi ama bu şekilde trabzanımızı yapıyoruz bir iki zincir ipimi koparıyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ütüsüz Evet arkadaşlar ütüsüz olduğu halde kalıp gibi çok hoş bir model oldu modelimiz yapacak arkadaşlara kolay gelsin Allah'a emanet olun hoşça kalın arkadaşlar